Sürpriz bir aday varmış. Nokta atışı forvet demiş. Jesse Yürekleri buradan tekrar tebrik ediyoruz. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Transfer dönemi not defterinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine konuğumuz ilk bölümde olduğu gibi Fanatik Gazetesi. Bakalım Fanatik Gazetesi ilk sayfasında hangi takımlarımıza, hangi transferlere, hangi haberlere yer vermiş. Şöyle bir toparlamak gerekirse eğer transfer dönemini, Galatasaray Belhanda, Gomis ve Maicon'a imza attırdı. Yani 3 futbolcu İstanbul'a indi. Fenerbahçe'de son durum Valbuena, Dirar ve Mehmet Ekici sözleşmeleri imzalayıp kampa katıldı. Onun haricinde dikkat çeken bir imza Jeremy Menez'di Antalyaspor'dan. Şimdilik dikkat çeken transferler bu kadar. Fanatik Gazetesi'nin yeni iddiaları kimler? Manşette Galatasaray var Fanatik Gazetesi'nde. Gomis, Maicon ve Berhan'dan sonra hedef Krişi, Lemina ve Tete. Bildiğiniz üzere Galatasaray forvet, defans ve orta saha arayışındaydı. Artık sol bek ve sağ bek arayışındalar. Bir de sanırım takıma ön libero katılacak. Bakalım sarı kırmızılarda neler olacak. Beşiktaş'ta Pepe söylentileri hala devam ediyor. Beşiktaş Pepe ile mi yoksa alternatifleriyle mi ilerleyecek? Onu da göreceğiz. Fenerbahçe'de şöyle bir olay oldu. Seydi Dumbia Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Dumbia Portekiz'in Sporting Lisbon ekibiyle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de başka alternatiflere yönelmeye başladı. Bunlardan ilki Uruguaylı Roland. Bu transferde Fenerbahçe nasıl yol alacak? Bakalım onu da an ve an takip edeceğiz gazetelerden. Trabzon'da bir Kuçka bilmecesi var. Umarım Kuçka transferi de biter de başka bir isime geçer artık gazetelerimiz. Şimdi iç sayfalara geçip detayları öğrenelim. Bakalım hangi isimler yine kimlere yazılmış. İç sayfaya geçtiğimizde Fenerbahçe ile karşılaşıyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe Dumbia transferinden sonuç alamadı ve Roland'a yöneldi. Roland kimdir? Roland Bordeaux'un oyuncusu, Fransız ekiplerinden. 24 yaşında Uruguaylı. Nokta atışı forvet demişler Roland için. Bordeaux'un kapıyı 15 milyon euro'ya açmış olması, Fenerbahçe'nin de ekonomik anlamda sıkıntılı olması bence bu transferi zora sokuyor. Üste bir haber var. Bu Van Persie başka bir Van Persie demişler. Yani kampta iyi bir performans sergiliyormuş. Bu kamp döneminde hep yazılır bu arada işte. Kampın yıldızı, kampın genç yeteneği, kampın parlayan ismi. Bir bakmışsın yıl boyunca iki maçta forma giymişler. Ama işte kampın yıldızıydı, kampın genç yeteneğiydi. Roland bonservisi yüksek bir oyuncu. Onun da alternatifi yıllardır Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz Ganalı Asamoah Gyan. 31 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde. Bence en büyük avantaj bu. Çok tecrübeli, çok takım gezmiş oyunculardan bir tanesi. Hızlı, atletik, seri bir oyuncu. Ayaklarına da hakim. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forma giyen Nyanka biraz benziyor stili. Bence eğer Asamoah Gyan gelirse yararlı olur. Yan sayfaya geçiyorum. Geçtiğimiz gün Fenerbahçe Aykut Kocaman'la resmi sözleşme imzaladı. Aykut Kocaman takım başında kampa gitmişti ancak daha öyle imza töreni falan düzenlenmemişti. Dün de imza töreni düzenlendi. Aykut Kocaman'ın en büyük hedefi bu sene şampiyonluk. Ne olursa olsun şampiyonluğa kilitlenmiş bir takım yaratacağım dedi. Umarım söylediklerini yerine getirebilir. Bir sonraki sayfada yine Fenerbahçe var. Fenerbahçe 3 sayfa ayırmış Fanatik Gazetesi bugün. Bu sayfada da basketbol var. Fenerbahçe bildiğiniz üzere geçen sene hem Türkiye Ligi şampiyonu oldu hem de Euroleague şampiyonu oldu. Bu sene de Fenerbahçe Doğuş grubuyla anlaşma imzaladı ve gelecek sezon Fenerbahçe Doğuş olarak yoluna devam edecek. Bir transfer haberi var. İlk bomba Sinan Güler demişler. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Sinan Güler'le anlaştı diyorlar. Yıldız oyuncu Galatasaray'ın kaptanlığını da yaptı. Bakalım bu transfer Galatasaray camiasında nasıl yankı uyandıracak veya Fenerbahçe camiasında nasıl yankı uyandıracak. Fenerbahçe'de son durum bu. Şimdi bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Bir sonraki sayfada Beşiktaş var. Beşiktaş'ta Pepe için 3. hamle demişler. 2 yıllık sözleşme için 10 milyon euro da gözden çıkarmış Beşiktaş. Sanırım siyah beyazlar Pepe'yi kadrosuna katmak için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Marcelo'nun durumu da ayrıca belirsiz. Sanırım Marcelo'nun durumu için Pepe transferini bekliyor Beşiktaş. Pepe transferinin yanı sıra da Beşiktaş'ın bir de forvet transferi gündemde. Aboubakar'la olan sözleşme imzalama süreci Beşiktaş için çok da olumlu gitmiyor sanırım. O yüzden golcü transferinde adaylar var. Güneş'in favorisi Anthony Modeste demişler. 29 yaşındaki Fransız forvet geçtiğimiz yıl Köln takımında 25 tane gol atmış. İkinci bir aday Marsilya'dan tanıdığımız Pierre Gignac. Meksika'nın Tigres takımında forma giyiyor. Gelmesi kolay olur mu? Bence zor çünkü
Cignac giderken çok güzel bir sözleşme aldı Tigres takımından. Oradan da Beşiktaş'a hangi şartlarda sözleşmeyi imza atacağı önemli. Bu transfer biraz zor gözüküyor bence. Sürpriz bir aday varmış. Dario Benedetto, Boca Juniors forması giyen Arjantinli futbolcu. Geçtiğimiz sezon 25 maçta 23 gol atmış. Beşiktaş'ın forvetteki alternatifleri bunlar. Yorum kısmına siz de yazabilirsiniz. Abubakar yerine hangi oyuncu transfer edilmeli? Marcelo yerine Pepe mi? Yoksa Pepe'nin yerine daha genç alternatifler mi? Ya da Marcelo'yu satmayıp Marcelo'nun yanına daha klas stoperler mi? Bunların hepsini yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki sayfaya geçelim. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde bizi Anadolu Turu karşılıyor. Anadolu Turu'nda Antalya Spor var. Antalya Spor bildiğiniz gibi Jeremy Menez, Maicon, Aydın Karabulut ve Boffin transferleriyle dikkat çekmişti. Mevlüt Erdinç'i de istiyor Antalya Spor. Bakalım Mevlüt Erdinç Antalya Spor'u tercih edecek mi? Çok söylenti var bu konuda. Her yıl Mevlüt diye gazeteciler bas bas bağırıyor. Ama sonuçta Mevlüt Türkiye'yi hiçbir zaman tercih etmedi. Bakalım bu transfer döneminde bu takip mutlu sonuna bitecek mi? Göztepe'ye geçelim. Göztepe transfer söylentileriyle dikkat çeken bir kulüp. Fanatik gazetesi de bu sefer Dembaba'yı yazmış. Daha önce kimleri yazdılar? Gökhan Töre, Rodallega, Çiğdem Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna Göztepe'nin başına geçti diye birçok Beşiktaşlı ismi Göztepe'yi yazıyorlar. Bir tane kesinleşmiş haber söyleyeyim ben o zaman size. Gençler Birliği'nde forma giyen Selçuk Şahin gelecek sezon Göztepe forması giyecek. SS'te kongre müjdesi Stoçça'ymışlar. Halil Ünal, yani Eskişehir Spor'un başkanı Halil Ünal, daha geçen gün bu takımın 100 milyon borcu var, bu takımı kurtarmamız gerekir derken Fanatik gazetesi Fenerbahçe'nin oyuncusunu Eskişehir Spor'a yazıyor. Yani Stoğu kaç paraya Eskişehir Spor'a getireceksiniz, kaç paraya oynatacaksınız? Diğer sayfada da spor dünyası var. Spor dünyasında güzel bir haber verelim size. Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye Büyük Britanya'yı yenerek şampiyon oldu. Cesur Yürekleri buradan tekrar tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık. Hepsine teşekkürler tekrar. Altta da Hakan Çalhanoğlu Milan yolcusu haberi var. Geçtiğimiz Fotomaç gazetesi videosunda Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la sözleşme imzaladığını söylemiştim. Fanatik gazetesi de Hakan Çalhanoğlu Milan yolcusu diye yazmış. Hakan gelecek sezon İtalya Serie A'da forma giyecek diyebiliriz. Bir sonraki sayfada Trabzonspor var. Trabzonspor oldukça kabarık bir transfer listesine sahip. Ama bunlardan en önemlisi Milanlı Kuçka. Bu transfer yılın hikayesine döndü. Trabzonsporlu yöneticilere sesleniyorum. Şu transferi bitirsinler artık. Bitirin abi. Kuşka'dan başka bir oyuncuya geçelim. Edin Visca var Trabzonspor'un gündeminde. Edin Visca biliyorsunuz Başakşehir'in oyuncusu. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir performans sergiledi Boşnak Yıldız. Edin Visca transferinde de resmileşmiş bir şey yok. Geri Medel ismi var. Geri Medel isminde de Trabzonspor'un rakibi Boca Juniors'muş. Arjantin ekibi de Geri Medel'i istiyormuş. Trabzonspor bu transferi nasıl sonuçlandıracak? O zaman şöyle bir toparlamak gerekirse Edin Visca, Kuçka ve Geri Medel Trabzonspor'da başarılı olur mu? Trabzonspor'a katkı sağlar mı? Bunların hepsini yorum kısmına yazabilirsiniz dediğim gibi. Bir sonraki sayfayı çevirdiğimizde karşımıza Galatasaray çıkıyor. Galatasaray Maicon, Belhanda ve Gomis'i İstanbul'a getirdi ve kamp kadrosuyla oyuncular kampa gitti. Şöyle bir şey var. Wesley Sneijder gelecek sezon Galatasaray'da yer almayacak. Teknik direktör Igor Tudor Sneijder'i kamp kadrosuna almadı ve Galatasaray'la büyük ihtimalle yollarını ayıracak Hollandalı Yıldız. Bu konudaki yorumlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Sneijder neden gidiyor? Gitmeli mi sizce? Gitmemeli mi? Bonservis ücreti alınmalı mı? Veya kaç para olmalı? Belhanda mı? Yoksa Sneijder mi? İkisi de birlikte oynayabilir miydi yoksa? Bunların hepsini yorum kısmına yazabilirsiniz. Saray'da fırtına bitmedi diye bir haber var. Yani Galatasaray'a transfer devam edecek. Stoper, orta saha ve forvet konusunda Galatasaray bir rahatlığa ulaştı. Evet ama sağ bek, sol bek ve ön libero konusunda hala sıkıntısı devam ediyor sarı kırmızı takımın. Bunda da adaylar belli. Orta sahada William Wijnkoer var. Geçen sezon kiralık olarak Marseille'de forma giymişti. Aslında Roma'nın oyuncusu. Galatasaray bu transferi bitirmek istiyor. Hatta ön libero'da Wijnkoer herkesten bir adım önde. Wijnkoer'in alternatif olarak Mario Lemina var. Lemina Juventus oyuncusu. Bu konuda da Galatasaray girişimlerini sürdürüyor ama dediğim gibi Wijnkoer bir adım önde Galatasaraylar için. Sol bek transferinde Klişi ile, Manchester City'nin oyuncusu Klişi ile
irtibat halinde Galatasaray. Bu oyuncunun bonservisi elinde ama imza parası gündemde. Bu sıkıntı olabilir. Sağ bekte aday ise Kennedy Tete. Tete Ajax'ta forma giyiyor. Haberler, fısıltılar bunlar. Fanatik gazetesinin de sonuna geldik bugün. Transferler hakkında her şeyi yorum kısmına yazabilirsiniz, tartışabiliriz, duyumlarınızı söyleyebilirsiniz. Farklı farklı takımlar hakkında bu takım şunu almalı, bu takım da bunu almalı diyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.